Arkadaşlar merhaba. 26 Aralık 2021 Pazar günü gün üzeri ışığında Wolverhampton'dayız. Evet, Wolverhampton'da bugün 7 koşulu bir program var. Tabii şöyle söyleyeyim, böyle yıl sonu itibariyle burada Noel, işte Christmas falan, bu koşular böyle biraz fasulyeden gibi gözüküyor artık. Bilemeyeceğim nasıl, AGP 1'ler mi gelir, 2'ler mi gelir? Ama bariz böyle koşular var. Hemen değerlendirmemize geçelim arkadaşlar Wolverhampton'la ilgili. Evet, tüm koşular sentetik pistte, tapeta denen sentetik bir pistte. Yani akşam koşusu sayılır, akşamüstü 16:50'de birinci koşuyla beraber başlıyor Wolverhampton'da, İngiltere'de. Burada handikap 2 yaşlı İngilizler 1740 metreye çıkacaklar. 4 tane at var. Evet, burada güne 1 numarayla başlıyoruz tekle. Taj Alola, Daniel Tudop'la arkadaşlar 7'li plasör oynayacaklar için Banco. İkili oynayacaklar için de 1 ve 2 diyoruz. Need and Dandy, Oliver Stenmers'la. Burada ikisinin için kolay kolay çıkacağını düşünmüyoruz arkadaşlar. 1, 2 herhalde ikilisi 1 lira 50 kuruş verir diye düşünüyorum. Evet, böylece birinci koşuyu geçiyoruz. Şimdi Altılgaya'nın başlangıç ayağı, ikinci koşu. 17:25'te şartlı 2 yaşlı İngilizler 1020 metre. Arkadaşlar burada güne yine tekle başlıyoruz. Çok ilginç, yani Mülheim'de de aynı şey oldu. Burada da 1 numara Fearless Angel, Richard Kingscote'la günün bankosu arkadaşlar. Tek bir sıkıntı var. 135 günlük bir arası var ama o da yaklaşık 4,5 ay arkadaşlar ediyor. Yani böyle ortada, hani ters tepki de yapabilir. Yani yarışı götürebilir. Bu grubun böyle 1-1,5 tık üstünde çünkü bu safkan. Ama geçeceğini düşünüyoruz biz. Aksi takdirde burası çok karışır. Yani burada 7 numaralı Debit Kart Cem Hardy ile 8 numaralı You Go Girl ile devreye girebilirler. Hatta 2 numaralı Sesi Rast kaldı arkadaşlar. 2 tane, özür dilerim, 3 tane alternatif bankomuz var. Eğer beğenmezseniz buradaki teki ya da güvenemezseniz 1 numaraya, Fearless Angel'a. Diğer alternatif bankolarımızı birazdan söyleyeceğim, onları not alırsınız. Evet, burada 3. koşuya geçtik şimdi. Şartlı 3 yukarı İngilizler 1220 metre, böyle bir hız koşusu izleyeceğiz. Arkadaşlar burada ilk alternatif bankomuz geliyor. 2 numara Judical, Paul Mulrennan'la dileyenler bunu banko atabilirler. Aksi takdirde hepsi burası. Yani hiçbir alternatifi olmaksızın, hani nasıl sıralamamız şöyle, ama onu da tabii ki söyleyelim. Sıralamamız 2 alternatif banko olmak kaydıyla 1, 5, 3, 4 ve 6. Ama burada 2 numara Judikal, Paul Mulrennan'ın arkadaşlar yarışı götürecek gibi duruyor. Bu grubun böyle bir tık üstünde arkadaşlar. Bir de 43 günlük bir arası var. Gayet böyle güzel. Ama eğer bunu indirirseniz, düşürürseniz, yani Judikal'i düşürürseniz burası otomatikman hepsiye dönüyor. Evet, 4. koşu 18:35'te. Handikap 3 yukarı İngilizler 1440 metre. Deyiz. 9 tane safkan var. Burada herhangi bir alternatif bankomuz yok ama 6 tane at yazmak zorundayız buraya. Günün en sakıncalı ayaklarından bir tanesi burası. 5 numaralı Trumbull Daniel Muscat'la, hani 4. binicini arkadaşlar alma ihtimali var mı? Yani, var yani. Mecburen yazdık. 7 numaralı Ostilio Halil Doyle'la, 1 numaralı Misty Gray, Richard Kingscote'la. Bu ayak biraz böyle daha çok sürprize kaçıyor, onu söyleyeyim. 2 numaralı Spy Catcher, Daniel Tudop'la. 3 numaralı Volatil Analyst, Callum Rodriguez'le ve 8 numaralı Young Fire, David Probert'la. Evet, burası 7, özür dilerim, 5, 7, 1, 2, 3, 8 diyoruz. Ama burada adeta böyle Holy Doyle'un bindiği, böyle sürprize kaçan bir safkan bu 7 numara. Adeta bu devreye girecek gibi duruyor. Aksi takdirde burada tabii ki 3. ata bak, bence 1 numara Misty Gray, Richard Kingscote'la, o da
Dikkat edilmesi gereken bir safkan. Burada çok etkisiz bir Jimmy Green var. Böyle arada sırada kazanıyor ama biz bu dördü almadık. Dilenler dördü de yazabilirler arkadaşlar. Çok yeni etkisizliği yüzünden yazmak için söylemek gerekirse. O zaman 7 at olur burası. 9 atın 7'sini yazıyoruz. Bu şekilde. 5. koşu saat 19.10'da. Handicap 3 yukarı İngilizler 1900 metre. Evet, tabii koşular arasında hani burada Şanlıurfa mı var oluyor olmuş oluyor. Tabii Şanlıurfa'nın ilk ayağı olmuş oluyor 19'da. Onun hemen arkasında altının ilk ayağının hemen sonrasında bu koşu devreye girecek. Burada arkadaşlar 5 numaralı Headingley Daniel Tudop'la normalde kazanması lazım. Alternatif banko değil ama kazanmasını bekliyoruz 5 numaranın. 1 numaralı Power of States Holy Doyle'la ihmal edilmemeli ve 4 numaralı Clap Your Hands. Ellerini şaklat. 565 gün ara var. Yani 1,5 yıl dilenler yazmaya da bilirler. Burada dediğim gibi 5 numara normalde kazanması lazım. 5 ve 1 çok ön planda. Dark Pine belki koyabilirsiniz onun yerine. Şu 500 eğer beğenmiyorsanız bu 565 günlük arayı. Ama bazen öyle oluyor işte 565 gün aradan sonra geldi falan. Bakarsınız arkadaşlar çok garip bir program yani bugün böyle. 6. koşu 19.45'te handikap 3 yukarı İngilizler 1900 metre yine aynı şekilde. Burada alternatif bankomuz var. 2 numaralı Diamond Jill Richard King Scott'la alternatif banko. Evet 2 haftalık bir aradan sonra yarış görüyor tekrar. 7 numaralı Rania Luke Morris'le 3 numaralı Broken Rifle Jem Hardy 6 numara Al Gaia, David Roberts, 10 numara Dubai Emperor, Callum Shepard ve 8 numaralı Artisan Blue, Darak Cannon'la. Evet, 2 numarayı alternatif bank olarak gösterdik. 7, 3, 6, 10 ve 8 dedik buraya. Son koşudayız. Wolverhampton'da. Evet, 7. koşu da 7 numaralı Tio Mio. David Corbett'la alternatif bankomuz. Bu da bir alternatif banko. 2 numaralı Sofosk. Richard King Scott'la. 6 numaralı Sawyer Secret. 1 numaralı Cigoli. Paul Mulrennan'la. Türkiye'de bir Cigoli vardı bir zamanlar. Vefat etti zannedersem. Çok da sevdiğim şarkı işte. Farklıydı yani orijinaldi. 5 numaralı Limited Edition Luke Morris. Evet. 7 alternatif banko 2 6 1 5 dedik arkasından. Evet arkadaşlar Wolverhampton'la ilgili söyleyeceklerimiz burada sona eriyor. Mülheim ve Gafsin Park var. Onlarla ilgili tabii ki videolarımızı izleyebilirsiniz. Şanlıurfa ve tabii ki özür dilerim Şanlıurfa nereden çıktı? İzmir ve Adana arkadaşlar. İzmir ve Adana. Bu arada tabii Şanlıurfa pazartesi gününde çalışıyoruz bu arada. Onu da söyleyeyim öyle evvelden onlarla. Evet Adana ve İzmir ve arkadaşlar. O videolarımız var. Size videolarımızı izleyebilirsiniz diyoruz ve her şey gönlünüze göre olsun arkadaşlar. Bir sonraki yarış gününde görüşmek üzere. Hoşçakalın.